kesinlikle aday olamaz. Bunun cevabı bu kadar net. Neden? Çünkü 2007 ve 2017'de anayasa değişiklikleri oldu. 101. madde diyor ki mesela, ikinci fıkrası, Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanlığı ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçilerek ve mazbata bu şekildedir, seçilmiştir diye. Bu seçimle bu madde kapsamında büyük üçüncü kez olamaz. Nasıl olabilir? Tek istisnası var. Yine 116. maddede 2017'de yapılan değişiklikle. 2017'de yapılan değişiklikle şunu diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılabilir. Yani erken bir seçim ama 5/3 çoğunlukla ancak meclis yaparsa Cumhurbaşkanlığı bu sefer seçilmeye gidebilir. Yani üçüncü kez tartışılmaz burada. Fakat bu seçim, yani 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim, normal seçim süresi içerisinde yapılan bir seçim. Geçmiş seçimdeki 18 Haziran'daki o seçimin 60 gün önceki süre içerisinde yapılanlar normal seçim süreci takvimine girer. Yani bir erken seçim değil bu. Süresinde yapılan bir seçim ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın 10 Mart'ta kendi yetkimi kullanarak meclisi feshedeceğim diyor. Böylelikle meclisi feshederek girdiği seçim, normal seçimde kendisi hem o az önce okuduğum 101. madde hem de 116. madde kapsamında üçüncü kez bir cumhurbaşkanı olamaz. Bunun tek istisnası vardı. Şimdi Erdoğan diyor ya, biz sıfırladık diyor o tarih şeyi 2017'de. Sıfırlamadılar. Çok basit bir anayasa değişikliği yapabilirlerdi. Onu unuttular belki. Belki o dönemki anayasa yapıcıları bu konuyla ilgili şöyle bir ek bir geçici bir madde koyabilirlerdi. Bu süreden sonra ikinci seçim takvimi, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci kez olabilir diye. Bu küçük bir maddeyle, ek bir maddeyle bunu devam ettirebilirlerdi. Geçmişteki cumhurbaşkanı seçimini yok sayabilirlerdi. Geçmişteki hukuk, yani var olan sistemi veya seçim durumunu. Bunu da yapmadıkları için anayasa 101 ve 116. madde çok sarih, hukukçu dilimle çok sarih, açık ve net olduğu için cumhurbaşkanlığı aslında bu anlamda seçime giremez. Ama seçime girme konusundaki yeterlilik ve koşulları da YSK belirliyor. YSK buna hayır mı diyecek? Hayır deme olasılığı çok zor. Çünkü o YSK'nın seçim sistemi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına bağlı hali, hukuksal bağımsızlığı, yargısal bağımsızlığı ve irade bağımsızlığı nedeniyle bunu hayır diyemeyecek. Fiili bir aslında bir hukuksuzluk yaşayacağız önümüzdeki dönem. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığının seçime girme konusuyla ilgili muhalefetin çok az bir anlamda kesiminin itiraz ettiği ama çoğunluğunun itiraz etmediği, yani mağduruluk doğar diye itiraz etmeden dolayı yaptığı şey aslında hukuksuzluk. Yeni bir başlangıç, yeni bir Türkiye için bu hukuksuzluklarla başlanır. Çok açık bir anayasa ihlaliyle seçime gidilmesi hali, aynı zamanda o seçimin de ne kadar güvenli olabileceğinin de önümüzdeki dönemin işareti veriyor.